Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kelin tablo çalışmalarım bitti. Kaydını birlikte yapalım. Ankara'da tutturan arkadaşlar olmuş. Her ne kadar ben ilk ayetten veremesem de Ahmet Çelik'in gazabını vurasak da tutturan arkadaşlar olmuş. Güle güle harcasınlar. Tekrar büyütmeyin kuponlarınızı. Tutturan arkadaşlara da söylerim her zaman. Bütçenizi aşmayın arkadaşlar. Bak keyif alıyorsunuz. Tuttuğu zaman hepimiz mutlu oluyoruz. İnanın ben de seviyorum. Ben de yakaladım bir şeyler diyeyim hadi. Ankara yani beklemediğim bir sonuçtu aslında. Çok öyle inandığım bir yer değil Ankara. Gallant Maiden birinci koşu. Burada herhangi bir fikrim yok. AGF'ler artık onlara kalıyoruz. Handikapları yok. İkinci koşu şartlı dişi 5 nolu safkan Lucy Azize. Yarışın favorisi AGF etkilenmez ise kazanır da 4 buranın sürpriz atı arkadaşlar. Kalite handikap puanları bunları verdi. Diğer atlar bence eşit şansa sahip. 3, 1, 2 sırasıyla önereceğim saptanır. Böyle bir grup çıktı karşıma. Üçüncü koşu Maiden dişi. Burada da handikapsız atlar mevcut. Onlar AGF'ler. Handikap olan atlar da zayıf kalmışlar. 50 handikap civarındalar. Son koşular iyi değil. AGF'ler yani yapacağım bir şey yok burası içinde. Karar size bırakıyorum. Dördüncü koşu şartlı dişi. 5 nolu safkan. AGF son yarışını kazanmış. Tekrarlayabilir yarışı. 8 buranın kalite handikap puanı yüksek veren safkanı sürpriz yaparak gelir. Öneririm kuponlarınıza. Hazır formda atlar 6 ve 2 görebildiğim kaliteyi düşürmemiş atlar. 2 kalite handikap puanı yüksek vermekte. Bu da koşarsa gelmez demem. Arası var o yüzden biraz geri planda ama AGB'ler de var. Öneririm. 4'ün kalitesi düşmüş hazır formda at. Bunların gerisinde ancak geldiği zaman buradan da çok net atlar gelebiliyor. 4 nolu safkan. Hani şimdi söylediklerim hepsi söyleniyor ama öncelik 5-8'in arkadaşlar. 5. koşu tekrar şartlı yarış. 1 nolu safkan burada. Kazanır da gördüm. Kalite handikap puanı kazanç bölgesi. Yüksek verdiler. 7'yi geçme potansiyeli var. 7'nin son yarışı kazanması hazır kıta at dediğim at. 1 bence olması gerekir kuponlarda. 7-2, 4 buranın en kaliteli safkanı Ganyan'ı gelir arkadaşlar. 6-3, onlar da öyle Ganyan'ı gelecekler ama 4 gruptan fazlasıyla üstün gördüğüm bir safkan oldu kalite handikap puanına göre. 6. koşu, şartlı dişi. Burada bir atımız var, 12 yarıştan çıkmaz ise çok şanslı koşar durumda. AGF'ler de baya geri planda. Tek olabilir böyle safkanları devamlı öneririm. Ben kazanmasını beklerim şahsen. Ancak yarış kalabalık bir yarış. Çim yarışı. Hani her şey olur mu? Olur. 2. AGF handikapsız bir at. AGF'lerde görünmüş. Diğer atlar kalite handikap puanlarına göre. Kazanç bölgesi atları, sürpriz atlar da mevcut. Burada at yazımını size bırakırım. Görebildiğim benim 12'nin çok şanslı koşar durumda oldu. 7. son koşu Maiden, 4 nolu safkan. 2-3 tane böyle çıkan safkanlar vardı. Yarış kazanamadılar. Yani bu 93 yani artık direkt grup atı olmuş. Bir ikincilik almış. Grubu da geçmezse ayıp derim. Geçeceği safkan 2. Handikapsız at 5 var. O da AGF'lerde ama 4'ün böyle çıkan atların yarışı kazanması gerekir. Tek olur arkadaşlar. Bu yarışta başka bir şey olmaz ise. Gelin ben de böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.